Avengers Endgame tarihin en çok beklenen filmlerinden biri. Harry Potter ve açlık oyunları sırasında da internet çıldırıyordu. Ancak Marvel'ın son filmleri ve Game of Thrones gibi yapımlar internetin şu an için doruk noktasına ulaştığı bir zamanda geldiler. Artık her merak edilen film için deli gibi teori üretiliyor bizce olası her olayın teorisi üretildiği için arada tutan teoriler de oluyor. Şimdi Avengers 4 için üretilen en uçuk ve tuhaf teorilere bakacağız. Videoyu yaparken çok eğlenceli şeyler bulduk ve bunlardan bazılarının filmde kullanılabileceğini düşünüyoruz. Bunu bir seri yapabiliriz. Hadi bakalım, başlayalım. Reddit'ten bir arkadaşın tahminine göre Avengers 4 sırasında Infinity War filminde var olduğunu bile bilmediğimiz birinin Infinity War sırasında öldüğünü öğreneceğiz. Peki kim bu kişi? Steve ve Natasha'nın çocuğu. Kafanız karışmış olabilir. Hatırlarsanız iç savaş sonrası kaptan ve ekibi kaçak olarak kahramanlık yapmaya devam ediyorlardı. Hatta Infinity War öncesi çizgi romanlarda bir ara Suriye'de olduklarını da öğrenmiştik. Teoriye göre Infinity War öncesi kaçak olan kaptan ve Natasha bu sıralarda birbirleriyle bakıştılar ve Natasha hamile kaldı. Infinity War'da Bruce Natasha ile karşılaştığında kameranın kaptanı göstermesi ve Semin tuhaf bir şeyler oluyor demesinin sebebi de Natasha'nın yeni sevgilisi yanındayken eski sevgilisiyle karşılaşması. Ancak teorinin en güzel yanı şu. Thanos'un parmak şıklatmasından sonra Natasha'nın karnını tutmasının sebebi karnındaki çocuğun ölüp toza dönüştüğünü fark etmesi. Bu teori gerçekten muhteşem. Hatta biz de teoriyi devam ettirelim. Filmde Hawkeye'in karısı ve çocukları Thanos yüzünden öldüğü için karanlık ve tripli bir kişiliğe bürüneceğini biliyoruz. Natasha bu sahnede sushi yemek ve Hawkeye'yi triplerden kurtarmak için Japonya'ya gidecek. Tam Hawkeye ailem öldü. Ben artık karanlık biriyim derken Natasha ağlayarak sus diye bağıracak ve Thanos yüzünden çocuk çocuğunu doğuramadığını anlatacak. Gerçekten de mega hüzünlü bir sahne olurdu. Buna bağlantılı olarak Winter Soldier sırasında Natasha'nın "City ve sevgili bul" demesiyle ilgili bir teori var. Natasha bir ajan olarak Steve'in çocuk yapmasını ve büyüyünce bu çocuğun ajan yapılıp Nick Fury tarafından kullanılmasını istiyor. Aslında çok mantıklı. Kaptan çocuk yapınca özellikleri çocuğuna geçiyor mu? Emin değiliz. Ama çizgi romanlarda ilginizi çekebilecek başka bir olay vardı. Mary Jane ve Peter'ın evliliklerinin ilerleyen yıllarında Mary Jane kanser oluyordu. Kanserin sebebinin ise Peter'ın radyasyonlu spermi olduğu öğreniliyordu. Çizgi romanlar gerçekten eğlenceli ama konudan uzaklaşmadan devam edelim. İkinci teorimiz Civil War'u Avengers Endgame'e inanılmaz bir şekilde bağlıyor. Ruh taşını almak için birini feda etmek gerektiğini hatırlarsınız. Biz ve çoğu teori üreten arkadaşlar, Steven ve Tony'nin bu mekana gideceğini ve ikisinden birinin kendini feda edeceğini söylemişti. Ancak bu yeterli olmayabilir. Reddit'teki bir diğer teori ise Tony'nin sevdiği tek şeyin ailesi olduğu için geçmişe gidip Winter Soldier'a ailesini öldürme emri verebileceğini iddia ediyor. Bu ilk bakışta gerçekten havalı bir teori olsa da gerçekten kullanılacağını çok düşünmüyoruz biz yine teoriyi arttıralım Filmde bir çeşit zaman yolculuğu olacağı için bir sürü farklı geleceği göreceğimizi düşünüyoruz. Dünyayı kurtaramadıkları veya kurtardıkları ama başka şeylerin ters gittiği gelecekler gibi. Bu yüzden Tony'yi birçok farklı kişiyi feda ederken görebiliriz. Şu popüler diziden gelen arkadaşımız da Tony'nin çocuğunu oynuyor olabilir. Hatırlarsanız Tony Infinity War'da rüyasında çocuğunun olduğunu gördüğünü söylemişti. Bir röportajda yönetmenlere bu bir rüya mı yoksa Tony geleceği mi gördü diye soruldu. Yönetmenler de bu sahne bir rüya ancak rüyalar Esra rengizdir diye cevap verdi. Bunun devam ettirilişini kesinlikle Avengers 4'te göreceğiz. Tony ile ilgili bir diğer teori ise geçmişe gittikten sonra kendini ilk yenilmezler filmi sırasında uzayda bırakıp Ultron ve iç savaş dahil çoğu olayı durduracak olması. Bu mantıklı olabilir. Sonuçta kendisini Spider-Man'in ikinci filminde hiç göreceğiz gibi durmuyor. Belki de çoktan öldüğü içindir. Ama şöyle bir gerçek de var. Spider-Man'in fragmanında Iron Man ismi geçiyor ve bu sırada karakterler adamımız yeni ölmüş gibi davranmıyor. Neyse Yeni teoriye geçelim. Hatırlarsanız Loki'nin Infinity War'da aslında ölmediği ve Bruce Banner'ın kılığına girdiği ile ilgili internette teoriler dolaşıyordu. Bunlar açıkçası süper mantıklı ve olası değildi. Ancak internette daha iyi bir teori var. Loki aslında kılık değiştirmiş ve Thor'un yeni gözü olmuş. İnternette Thanos'un yara izlerinin Wolverine'den geldiği ile ilgili teoriler de vardı. Bu teori masum olsa da gerçekleşmesi gerçekten çok zor. Başka bir teori ise Yenilmezlerin filmin sonunda sonsuzluk taşlarına sahip olacağı ve kendi amaçları için kullanacağı. Örneğin kaptan zaman taşını alacak ve 1940'lara dönüp Pig ile yaşayacak. Bruce zihin taşını kendini halktan ayırmak, Wanda ise gerçeklik taşını Vision'ı geri getirmek için kullanacak. Teorinin son cümlesi ise şu. Tony güç taşını ezip toz haline getirecek ve sonra bu tozu burnundan çekecek. Hayatımızda duyduğumuz en ruh hastası teori. Belki de toz yapıp çekmek adama ruh taşının gücünü verecektir ama bunun doğru olduğunu düşünmüyoruz. Zaten Doctor Strange kimsenin zaman taşını almasına izin vermez. İkinci olarak kaptan geçmişe dönerse Marvel evreninin zaman çizelgesi yine değişir. Filmde Piggy ile küçük bir dans görebiliriz ama kaptan tamamen geçmişte yaşar mı emin değiliz. Şimdiki teorimiz biraz Harry Potter'a benziyor. Bilmeyenler olabilir. Gelecek yıl civarlarında bir Loki dizisi izleyeceğiz. Marvel bu diziyi çıkarmadan önce kendi internet sitesinde karakterin geçmişiyle ilgili bazı değişikliklere gitti ve adamı daha pozitif bir karakter haline getirdi. Siteye göre Loki ilk Yenilmezler filmi sırasında zihin taşının etkisinin altında olduğu için kötü bir karakterdi. Bizim teorimiz Thanos'un da aynı şekilde zihin taşı sebebiyle dünyanın yarısını öldürmüş olabileceğini söylüyor. Teoriye göre taş gelecekte yok olacağını gördü ve kendini koruyup zaman kazanmak adına Thanos'a dünyanın yarısını öldürttü. Thanos çevreyi korumak istediğini söylediği için havalı bir adam olarak görülüyor. Ancak anlayın artık adam saçmalıyor. Bunu kabul edemeyenler de böyle teoriler üretiyor. Thanos'un haklı veya haksız olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle şu videoyu izleyin. Bizim teorilerimiz bu kadardı. Thanos için ayrı bir teori de yapacağız. Merak etmeyin. Bunun gibi videolar ve Enes Batur'un abone sayısını geçmemiz için kanala abone olup bizi ek videolar koyduğumuz Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.